Arkadaşlar merhabalar, ben İsmail Hoca, SML Hoca Matematik alanındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Barış Yayınları limit fasikülünün çözümlerini yapmaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki bir önceki videoda limitin özelliklerinin birinci bölümünü anlatmıştık. Şimdi onlarla ilgili iki tane test çözeceğiz sevgili arkadaşlar. Testimizin ismi limit özellikleri test 4 ve hemen arkasına test 5 gelecek, aklınızda bulunsun. Eğer hazırsanız, kanala abone olduysanız ve tabii ki videoyu da beğendiyseniz geçebiliriz derse. Evet, ilk sorumuza bir bakalım. Bak, içeride bir tane polinom fonksiyon var. Bu polinom fonksiyonda demiş ki bunun 1'deki limiti. Polinom fonksiyonların herhangi bir x0 noktasındaki limiti x0 noktasındaki görüntüsüne eşitti. Yani ben şu kısımda x gördüğüm yere 1 yazarsam cevabı bulacakmışım. O halde yazalım. 1 artı 1 artı 1 artı 1 artı 1 ne yapar? 5 yapar. O halde doğru cevabımız da D şıkkında verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geldik ikinci sorumuza. Pozitif gerçel sayılarda tanımlı f fonksiyonu. Fx eşittir x üzeri 5 artı 2x'in karekök olarak verilmiş ve 2'deki limiti soruluyor. Şimdi 2 bu karekökün içerisinde negatif falan yapıyor mu? Yani tanımsız yapan bir değer var mı? Yok. O halde sen direkt 2'yi yerine yazacaksın ve çıkan görüntü bize limiti verecek. 2 üzeri 5 32'dir. 2 kere 2 de 4'tür. Ben bunun karekökünü arıyorum. Yani kök 36'yı istiyorum. Kök 36 bana 6'nın ta kendisini verecek. O halde doğru cevabımız da B şıkkı olacak diyebiliriz. Üçüncü sorumuz için alt kısımdayız. Gerçel sayılar kümesinin bir alt kümesinde tanımlı f ve g fonksiyonları. Fx x küp artı 1 bölü x eksi 2. Gx de x kare artı 3 bölü x eksi 1 olarak verilmiş. Buna göre işte şuradaki x 3'e giderken fx bölü x 2'ye giderken gx. Bunun oranı sorulmuş arkadaşlar. Limitler oranı sorulmuş. Hadi beraber düşünelim. Şimdi burada 3'ü ben yerine yazdığımda tanımsız falan veriyor mu? Hayır. 2'yi burada yerine yazdığım zaman tanımsızlık falan karşılaşıyor muyuz? Hayır. O halde ben fx'in 3 apsisi noktasındaki limit değerini bulmak istiyorsam direkt buraya f3'ü yazacağım. Çünkü görüntü bana limiti verecek. Buraya da o halde g2 yazacağım ve bu da bana sonucu verecek. f3 bölü g2. f3'ü bulalım hemen. 27 artı 1 bölü 3 eksi 2'den 28'in ta kendisidir arkadaşlar. Üst taraf 28 olmuş. Alt taraf ise 2'yi yerine yazacaktım. 4 artı 3 bölü 2 eksi 1, yani bu da bana 7'yi verir. 28 bölü 7 cevabın ta kendisidir. O halde doğru cevabımız da 4'tür diyeceğiz gençler. Yani cevap C şıkkında verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geldim 4'e. Gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu için x 1'e yaklaşırken fx eksi x küp artı x eksi 1 1'e eşit olduğuna göre bunun değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi hocam burada ben şunu yapabilirim. Burayı parçalarsam limit x 1'e yaklaşırken fx eksi limit x 1'e yaklaşırken x küp artı x eksi 1 eşittir 1 diyebilirim. Şimdi ben şu kısmın limitinin 1 artı 1 artı 1'den 3 olduğunu biliyorum. Önünde eksisi var, eksi 3 dedim. Eşittir 1 var. O halde burada ne kaldı? Limit x 1'e yaklaşırken fx kalmış oldu değil mi? O halde siz bana söyleyin bakalım şimdi şurası kaçtır? Hocam tabii ki de 4'tür. Demek ki fx'in x'ler 1'e yaklaşırken ki limit değeri 4'müş. Peki x'ler 2'ye yaklaşırken fx eksi 1'in limiti ne olur? Ve içeriye 2 yazdığın takdirde aslına bakarsan fx'de x'ler 1'e yaklaşıyor gibi olur. Ve burası yine 4'tür. Bunun 2'deki limiti nedir? 8 artı 2 eksi 1'den 9'dur hocam. Yani burası da 9'muş. 9'dan 4'ü çıkar demiş bize. Bir yerde hatamız var. Hemen düzeltelim onu. 2'deki limit demiştik. Şurada yerine yazdım. 8, 2 daha 10 yaptı. 1 çıkardım. 9 geldi. Evet, burası doğru. Şuradaki limite mi yanlış yaptık acaba? Bir daha düşünelim. Bir daha düşünelim. Şurası eksi 3'tü. Ha, eksi 3 değilmiş hocam. Çok üzgünüm. Şurası artı 1'miş. Ya ben eksi 1'miş. Ben artı 1 gibi düşündüm orayı. Yani burası 1'miş. Eksi 1'i ben karşıya atarsam ne gelir? Hocam 2 gelir. Yani burası neymiş? 2. O halde tabii ki şurası da 2'dir. Ve 9'dan 2'yi çıkarırsam doğru cevap da D şıkkında verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Geldim 5'e. Logaritma fonksiyonu var içeride. X'ler 2'ye yaklaşırken demiş. Direkt eğer içeriği tanımsız falan yapmıyorsa, yani sıfırdan küçük yapmıyorsa, sıfır yapmıyorsa, o halde ben ne diyeceğim? Direkt yerine yazacağım. Yani logaritma 2'nin küpü artı 2 10 tabanında. Burası da logaritma 2 tabanında. 2 üzeri 4 16 yapar. Şimdi şu kısım ne? 10. Peki logon kaçtı? Logon hocam 1'di. 2 tabanında 16, o da 4'tü. 1 ile 4'ün toplamı 5 yapar.
ben cevabımız da tabii ki de 5 olacaktır diyebiliriz. Doğru cevap 5 şıkkında verilmiştir. 6. sorumuzdayız. A bir tam sayı olmak üzere x'ler a'ya yaklaşırken x küp eksi 2x artı 1 eşit 0 eşitliği sağlanmakta. Buna göre a kare artı a artı 5 a küp limitinin değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi a'ya yaklaşırken diyorsa ben a'yı direkt yerine yazayım. Çünkü bu polinom fonksiyon. Bunun cevabı a küp eksi 2a artı 1 olmalıydı ki soru bana cevabını vermiş zaten sıfırdır diye. Şimdi katsayılara dikkat ederseniz gençler, katsayılar toplamı sıfır. Katsayılar toplamını bulmak için bir polinomda ben değişken gördüğüm yere 1 yazıyordum. Demek ki 1 bunun kökü. Yani ben a'yı 1 olarak kabul edebilirim. Tam sayı demişti. 1 bir tam sayıdır. A kesinlikle 1'miş. O halde a 1 ise şurada yerine yazıldığı takdirde 1 artı 1 artı 5 gelecektir. Yani şu soruluyor bizden. Limit x'ler 2'ye yaklaşırken 7 soruluyor bize. Sabit fonksiyon, sabit fonksiyonun her noktasındaki limiti kendisine eşitti. O halde doğru cevabımız da D şıkkı olur diyebiliriz. Evet, böylelikle artık arkadaşlar ilk sayfayı bitirdik. Geçtik ikinci sayfaya, 7. sorumuzdayız. Diyor ki bana reel sayılardan pozitif reel sayılara tanımlı bir f fonksiyonumuz var. Ve x 1'e yaklaşırken 4 f kare x eksi 3 bölü fx eşittir eksi 1 eşitliği de sağlanmaktadır deniliyor. F fonksiyonu gerçel sayılarda limitli olduğuna göre 8 fx'in 1'deki limiti soruluyor. Şimdi madem f fonksiyonu gerçel sayılarda limitli, o halde ben şunun 1'deki limitini bulabilirim. Yani şöyle diyebilirim direkt, 4 çarpı f kare 1 eksi 3 diyelim, tamam mı? Bölü f 1 diyelim eşittir eksi 1. Şimdi fx'in bir noktasındaki, bir apsis noktasındaki limitine m diyecek olursam 4 m kare eksi 3 bölü m eşittir eksi 1 gelir. Ki buradan 4 m kare artı m eksi 3 eşittir 0'ı yakalarız. Bunu bu tarafa attım ve bunu da bu tarafa gönderdim tekrardan. Ben burayı 4 m'ye m diye açacak olursam eğer, hocam burayı eksi 3'e artı 1 diye açarsam çapraz çarptım. 4 m eksi 3 m, m'yi verdi. Demek ki m burada ya 3 bölü 4'müş ya da m burada eksi 1'miş, değil mi? Şimdi m dediğimiz şey neydi? Bizim fonksiyonumuzun, f fonksiyonunun bir apsisi noktasındaki limitiydi. Şimdi limit değeri tabii ki de fonksiyonun görüntü kümesine. Ya şimdi buraya bakıyorsun, değer kümesine pozitif reel sayılar. Yani limiti de negatif olamayacak. Limit negatif olamıyorsa eksi 1, buna bay bay dememiz gerekiyor artık. Eksi 1 gitti. Demek ki limit değerimiz aslında 3 bölü 4'müş. O halde getirip şurada 3 bölü 4'ü yazarsan 8 çarpı 3 bölü 4. Şununla şu sadeleşir. 2 geldi. 2 kere 3 de bana 6'yı verir. Doğru cevabımız da A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Tabii ki gönül rahatlığıyla. Geldim 8'e. Gerçel sayılarda limitli olan f fonksiyonunun grafiği y eksenini 0'a eksi 2 noktasında kesmemektedir deniliyor. Bak 0'a eksi 2 noktasında kesmiyormuş. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? F0 eksi 2'den farklı. Tamam, güzel. Şimdi devam edelim. X 0'a yaklaşırken x kare artı x artı 10 bölü 2 artı fx eşittir 2 olduğuna göre x 1'e yaklaşırken alttakinin değeri kaçtır diye sorulmuş. Limit değerleri soruluyor. Şimdi ben burada 0'ı şurada ve şurada yerine yazarsam 0 artı 0 0 yapar. Üst tarafta sadece 10 kaldı. Alt tarafta da 2 artı limit x 0'a yaklaşırken fx değerimiz var ki bu da 2'ymiş. Şimdi haliyle ben onu neye bölersem cevap 2 gelir? 5'e. Yani şurası 5'miş. Burası 5 ise haliyle ben şunun 3 olması gerektiğini düşünebilirim. Yani x 0'a giderken fx'in limiti 3'müş. Geldim şimdi buraya. Hadi yazalım birleri yerine. 1 artı 1 2 yaptı. Artı şurası nedir hocam? Şimdi 1 yerine yazınca f 0 geliyor ya. Açıkçası şudur. Limit x 0'a giderken fx'tir aslında. Çünkü limit x 1'e giderken fx eksi 1 ile limit x 0'a giderken fx aynı değere yaklaşır. Bölü alt tarafta 1 yerine yazdım 2 artı yine limit x 0'a yaklaşırken fx diyebiliriz buraya da. Çünkü 1 yerine yazdığım zaman 1 eksi 1'inkinden yine 0'ı yakalamış oluyoruz. Hocam şu 3'tü, bu da 3'tü. O zaman yerine yazarsan 2 artı 3 5 yapar. Alt kısımda 2 artı 3 yine 5 yaptı. 5 bölü 5 bana cevabı verir. 8. sorumuzun cevabı da A şıkkı olmuş olur sevgili arkadaşlar. Geldik 9'a. Şimdi hocam burada diyor ki limit x 1'e giderken fx ifadesi bir reel sayı eşitmiş. Yani şundan haberdarız. Fx'in bir noktasında limiti var. Bunun varsa bunu da vardır. Çünkü toplayınca 0 gelmiş hocam. O halde şöyle diyelim mi biz buna? Burası limit x 1'e yaklaşırken fx ile
Burası da limit x 1'e yaklaşırken gx, bunların toplamı aslında 0'mış. Ve yine limit x 1'e yaklaşırken fx'ten, bu sefer limit x 1'e yaklaşırken hx'i çıkardığımız takdirde bu da 0 kalıyormuş. Şimdi ben burada şunu zaten ikisi aynı. Şimdi şuna bakıyoruz. Bu toplanmış, bu çıkarılmış ama sonuç değişmemiş. Sonuç yine aynı. O zaman bununla bu birbirinin eksilisidir veya birbirlerine eşitlerse de 0'dır diyebiliriz. Peki. X 1'e yaklaşırken fx 1 neye eşitmiş? Reelse, yani bu limit var diyor. Peki ben 1'deki yani gx ile hx'in toplamının 1'deki limitinin toplamının 0 olduğundan bahsedebilir miyim? Şimdi bu bunun eksilisi demiştik. Birbirinin eksilisi toplamları 0'dır. Evet. Bir de ne demiştim? İkisi birbirine eşitse ikisi de 0 olabilir. 0'dan 0'a 0 eklersem yine 0 gelir. Yani bu doğru. Geldim 2'ye. X 1'e yaklaşırken g kare x'ten h kare x'i çıkar demiş bize. Şimdi düşünüyoruz. Ben birbirinin eksilisi olduğunu biliyorum bunların. Birbirinin eksilisi. Şimdi mesela örnek veriyorum. 1 5 öteki eksi 5. 1 5 öteki eksi 5. Şimdi ben 5'in karesinden eksi 5'in karesini çıkaracak olursam evet 0. 1 m öteki eksi m ise m kareden m kare çıktı gene 0. Yani ikinci öncülümde benim doğru olacak. Peki gx'in 1'deki limiti hx'in 1'deki limitine eşit midir? Şimdi kesinlikle doğrudur demişti. Yarım saattir ne diyoruz? Birbirinin eksilisi olabilir veya eşit olabilir. Eşitse ikisi de 0'dır. Şimdi haliyle o zaman birbirine kesinlikle eşittir demesi yanlış olabilir. Çünkü biri 5 iken öteki eksi 5 olabilir. Dolayısıyla ben buna kesinlikle doğru demem. Doğru cevabımız da D şıkkı olmuş olur sevgili arkadaşlar dedik. Ve geldik ona. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı F ve G fonksiyonları için x a'ya yaklaşırken fx 4, x a'ya yaklaşırken gx 2'ye yaklaşıyormuş. Buna göre x'ler a'ya yaklaşırken fx artı 2 gx gayet basit. Konu anlatımında yaptık bunu. Bunun limiti 4'tü. Şuranın limiti 2'ydi. 2 kere 2 4 yaptı. 4'e 4 ekledim. Doğru cevabı buluruz. Doğru cevabımız 8'in ta kendisi olacaktı sevgili gençler. Şimdi 25. sayfamızda 11. soruyla devam ediyoruz. Gerçel sayılar kümesi üzerine tanımı f, g ve h fonksiyonları için x'ler n'e giderken fx'in limiti eksi 2, n'e giderken hx'in limiti 2, n'e giderken gx'in limiti 4'müş. Buna göre aşağıda verilen limit değeri kaçtır? N'e gidiyor bunlar. Madem öyle direkt şuraya yazabilirim. Bak bu eksi 2'dir hocam. Bu 4'tür hocam. Bu da 2'dir. 4'ten 2 çıktı 2. Bunu 2'ye böldüm. Doğru cevap ne geldi? 1'in ta kendisi. Yani cevabımız C şıkkında verilmiş diyebiliriz sevgili gençler. Ve devam 12. sorumuz. Fx ve gx'in kuralları verilmiş. Diyor ki x 1'e giderken fx çarpı gx artı fx kaçtır? Şimdi bunun 1'deki limiti polinom fonksiyonu olduğu için direkt görüntüsüne eşittir. Yani 1 artı 1 artı 1'e eşittir. Yani 3'tür. Bunun limit değeri de yine polinom olduğu için görüntüsüne eşittir. Yani 1'i yerine yazacağım burada da. 1 eksi 1 eksi 1. Yani bu da ne geldi? Eksi 1. O halde bu 3 ise, bu eksi 1 ise, yine bu da 3 ise, 3 kere eksi 1 eksi 3. Ben buna 3 eklersem cevap ne gelir? 0 gelir. Yani cevabımız D şıkkında verilmiştir diyebiliriz. 13. sorumuz. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f ve g fonksiyonları için. X'ler 3'e yaklaşırken fx bölü 3 x eksi 9. Şimdi ben bunu şu şekilde ifade edebilirim. Limit x'ler 3'e yaklaşırken fx bölü 3 parantezinde x eksi 3 biçiminde ifade edebilirim. Diğerini de limit x'ler 3'e yaklaşırken x eksi 3 çarpı x artı 3 bölü gx biçiminde tabii ki ifade edebilirim. Bunun limit değeri 2'ymiş. Bunun limit değeri de 3'müş arkadaşlar. Ya hocam x'ler 3'e yaklaşırken ben bunu burada yerine yazdığım takdirde burası payda 0 geliyor. İşte burada belirsizlik durumları söz konusu olacak. Tanımlı değil. Hatta ne demiştik? Tanımlı olmasa bile limiti olabiliyordu. Yani limitin olup olmaması tanımlı olup olmama haliyle ilişkili değildi. Bundan kaynaklı bunlara kafanı takmayacaksın. Ki belirsizliklerde zaten paydası 0 olan bir ton örnek göreceksin, tamam mı? Peki buna göre demiş f bölü g'nin 3'teki limiti. F bölü g'yi elde edebilmek için ben bu ikisini bir çarparım abi. Bak ne gelir? F, bak ne gelir? G. Ve böylelikle de şunu elde etmiş olurum. Şuradaki hani tanımsız veya 0 gelen ifadeler vardı ya, x eksi 3'ler. Bak x eksi 3 ile x eksi 3 de gider. Üst tarafta x artı 3 kaldı. X'ler 3'e yaklaşıyordu. 3 artı 3 6 yaptı. Burada neyimiz var? 3'ümüz var. 6 bölü 3 2 geldi. 2 çarpı fx bölü gx'in
X'ler 3'e giderken ki limiti 2 kere 3'ten 6 mı geldi? Evet, o zaman buranın limiti nedir? Tabii ki de 3'tür diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Doğru cevabımız da B şıkkı olmuş olur dedik. Ve geldik 14'e. Aşağıda gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı f ve g parçalı fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Şimdi diyor ki eksi 1'de diyor ki f ile g'nin limiti vardır. Bir kere eksi 1'in sol tarafı ve eksi 1'in sağ tarafına bakacak olursak bir f bir de g için bakacağız arkadaşlar buna. F'in eksi 1'in sol tarafındaki limiti 3'tür. F'in eksi 1'in sağ tarafındaki limiti de 1'dir. Aynı şeyi g fonksiyonu için yapacağım ama eksi 1'in solunu sağını göremiyoruz. He, aslında görüyoruz. Eksi 1 şuralarda bir yerde ve limitinin kesinlikle var olduğunu ve a'ya ve a'ya eşit olduğunu varsayalım ki şurası a'ymış. A'ya eşit olduğunu görüyoruz. Peki o zaman şöyle diyelim. Ben bununla bunu çarparsam, bununla bunu çarparsam birbirine eşit olur mu? Eksi 1'in sol ve sağ tarafları birbirine eşit olur mu? Birini 3 ile çarpmışsın, ötekini 1 ile çarpmışsın. Ve ikisi de a sayısı. A sayısının sıfırdan farklı olduğunu görüyorsun. Eşit olabilir mi? Hayır. O halde birinci öncül patladı arkadaşlar. Geldim ikinci öncüle. X'ler 1'e yaklaşırken g karenin limiti vardır diyor. Hemen g fonksiyonu için 1'in sol ve 1'in sağ tarafına bakacağım. 1'in sol tarafında 3'e yaklaşmış. 1'in sağ tarafında eksi 3'e yaklaşmış. Lakin bu benden g kareyi istiyor. Peki g kare 3'ün karesi 9. Eksi 3'ün karesi 9. 1'in sol tarafındaki limiti de 9. Sağ tarafındaki limiti de 9. Demek ki limiti vardır diyeceğiz. İkinci öncül kesinlikle doğrudur. Ve x'ler eksi 1'e yaklaşırken fx eksi 2'nin dördüncü kuvveti. Şimdi eksi 1'deki limitler neydi? Bir 3 bir de 1'di. Doğru mu? F'in. Eksi 1'in solu ve sağı. Peki ben sol limitinden yani şundan 2 çıkarırsam 1 gelir. Dördüncü kuvvetini alırsam 1 yapar. 1'den 2 çıkarırsam eksi 1 gelir. Eksi 1'in dördüncü kuvvetini alırsam o da 1 gelir. Ve böylelikle eksi 1'in solu ve sağı için ikisinin de limitleri 1 gelmiş oldu. Buradaki fx eksi 2 üzeri 4'ün limiti. İkisi de 1 gelmiş oldu. O halde bu da doğrudur. Yani limiti vardır. Cevabımız 2 ve 3 olacaktı diyebiliriz gönül rahatlığıyla dedik. Ve son sorumuzdayız. Hemen arkadaşlar bakalım. Logaritmik fonksiyonlar var. Ve logaritmaların içlerinde yine x'li ifadeler var. Ve diyor ki x'ler e sayısına yaklaşırken bunun limiti nedir? Hemen ne yapıyorduk logaritmik fonksiyonlarda? İçeriği negatif yapmıyorsa direkt yerine yazıyordum. O halde şu isteniyor benden. Ln e küp artı ln e kare artı ln e artı 1 bölü ln 2e eksi e isteniyor açıkçası. Şimdi üst tarafa bakıyorsun. Şu 3'tü değil mi? Hocam bu da 2'ydi. Bu da 1'di. 3, 2, 1, 6. Bir daha 7 yaptı. Alt tarafa bakıyorsun. Şundan şunu çıkardın. E geldi. Ln e yaptı. Ln e neydi? Ln e. Hocam bu da 1'di. 7 bölü 1 kaçtır? Tabii ki de 7'nin ta kendisidir. Yani cevabımız C şıkkında verilmiştir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ve evet test 4'ün de sonuna gelmiş bulunuyoruz böylelikle. 4. testi bitirdik. Şimdi 5. testte bu testin 1-2 tık daha zor ve yorumsal soruları mevcut. Aklında bulunsun. Test 5'in çözümlerini mutlaka kaçırma. Eğer yapamadığın, boş bıraktığın sorular varsa veya hocam ben tamamen konuyu pekiştirmek istediğim için buradayım, ben seninle beraber ilerlemek istiyorum diyorsan ona da eyvallah. Tabii ki izleyebilirsin. Sonuçta okullarda da hocalarınız tahtada soru çözerken izleyerek öğreniyorsunuz. Aynı şey burada da geçerli arkadaşlar. Kesinlikle yapabilirsiniz. Bunda bir sıkıntı yok. Bazı arkadaşlarım sorular soruyorlar yorum kısmında. Hocam ben sizi izleyerek bunları anlıyorum. Bunun faydası dokunur mu? Tabii ki dokunur. Okulda ne yapıyorsunuz zaten? Veya dershanede ne yapıyorsunuz zaten? Aynı şeyleri yapıyorsunuz. Hoca tahtada soru çözüyor. Sadece etkileşim farkı var. Bazen işte hoca bir espri yapıyor. Bazen konuya dikkat çekmek için tahtaya vuruyor falan ama aynı etkileşimleri biz de burada vermeye çalışıyoruz zaten. O yüzden bir sıkıntı yok güzel kardeşim. Sonraki testimiz 5. test. O testte görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.